Merhaba sevgili ICT Medya TV izleyicileri. Bir Teknokentler Konuşuyor programıyla daha birlikteyiz. Yine ekranlarımıza çılgın bir türkü konuk ediyoruz. Austin Teknopark'ta faaliyet gösteren Elegant Teknoloji'nin CEO'su Sayın Şükrü Öztürekçi Bey. Şükrü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, işler nasıl? Teşekkürler, koşturmaca devam, uğraşıyoruz. Evet. Şükrü Bey, öncelikle sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Şükrü Öztürekçi. Aslında endüstri mühendisiyim. Evet. ODTÜ'den mezun olduktan sonra yaklaşık 6-7 sene teknoloji şirketlerinde hem uzman olarak hem de yönetici olarak görev aldım. Evet. Sonrasında da 2015 yılında bir başvurumuzla, şu anki projemizle ilgili TÜBİTAK başvurumuzla TÜBİTAK desteğine hak kazanarak kendi şirketimizi kurduk. O zamandan bu zamana da sağlık alanında yüksek teknoloji içeren cihazların üretimiyle ilgili Ar-Ge süreçlerimiz devam ediyor. Şirketimiz Austin Teknopark'ta. Evet. Yaklaşık 10 kişinin üzerinde bir ekibimiz var. Tabii medikal olunca alan interdisipliner bir ekip ihtiyacı oluyor. Hem mühendisler, bilgisayar mühendisleri, elektronik, mekanik mühendisleri gibi. Bunun üzerine biyolog arkadaşlarımız var. Tabii ki olmazsa olmaz sürecin en başından bizi bu zamana kadar destekleyen ve her konuda yardımcı olan hekim danışmanlarımız yer alıyor. Evet. İlginç bir konu aslında. Siz endüstri mühendisisiniz. Evet, evet. Ve şirketin ana konusu da yapay zeka tabanlı, yazılım tabanlı, donanımsal medikal ürünler anladığımız kadarıyla. Evet, evet. Burada hekim de var galiba danışman. Evet, kesinlikle. Zaten eşimin burada çok büyük desteği var. Kendisi hekim ve projenin de zaten fikir sahibi. Evet. Çünkü mühendisler olarak sağlık alanı ile ilgili çok detaylı bilgi sahibi olmamız bizim zor. Evet. Biz teknoloji tarafındayız, onlar saha tarafında. Karşılıklı konuşurken bu alanla ilgili neler yapılabilir, teknoloji içeren neler üretebiliriz tartışırken kendisinden böyle bir fikir geldi. Evet. Bir kan testinin ki çok sıklıkla kullanılan, özellikle çok ciddi hastalıklarda ve sıklıkla görülen hastalıklarda kullanılan bir kan testinin yapay zeka ile otomasyonu konusunda kendisinin böyle bir proje fikri oldu. Biz de 2015 yılında bu projenin temellerini attık. Uzun soluklu bir iş. Yaklaşık 5 senedir de uğraşıyoruz. Çok ilginç. Bu evet. Kan testi periferik yayma testi dedikleri bir test var galiba. Evet, periferik yayma testi diye adlandırılıyor. Lösemiler, işte anemi, trombosit hastalıkları, sıtma gibi hem ülkemizde hem de dünyada çok böyle görülme sıklığı yüksek hastalıkların sadece tanısında değil tedavi sürecinde de kullanılan bir kan testi. Hematoloji bölümüyle ilgili aslında baktığımızda. Evet, evet, evet. Bu test bildiğim kadarıyla, yani yanlış biliyorsam lütfen düzeltin, bu hematoloji alanındaki tüm testlerde kullanılan bir test. Tüm tedavi teşhislerde anladığım kadarıyla. Evet, birçok kan hastalığının evet. Hem tanısında hem de tedavisinde kullanılıyor. Ben çok ufak istatistikler vererek aslında lütfen. Birazcık daha konuyu açabilirim. Örneğin hani ülkemizde ve dünyaya baktığımız zaman işte dünyada löseminin görülme oranı bir yıl içerisinde 500 bin lösemi vakası görüyoruz biz. Bunun yanında anemiler, işte ülkemiz nüfusunun erkeklerde %20, hani kadınlarda %30'unda demir eksikliği anemisi görülüyor. Hani temel istatistikler anlamında. Yine her ne kadar böyle ülkemizde görünmese de uluslararası arenaya baktığımız zaman sıtmanın 400 milyon gibi çok ciddi bir 200 milyonun üzerinde sıtma rakamları yıllık Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği rakamlara göre 400 bin civarı da sıtma kaynaklı ölüm görülüyor. Yıllık 400 yıllık. Bin civarı. Evet, evet. Bu evet. Ölüm 200 milyon civarında. 200 milyon civarında görünme. Hasta 400 bin civarında da ölüm. Heh, ölüm. 200 evet. Milyon sıtma hastalığı evet. Teşhis konuluyor. Evet, 400 evet, binde evet. Sıtma kaynaklı. Evet. Bu şeyi bu anemide işte, Akdeniz anemisi de var mı bunda? %20-30. Bu, biraz önce verdiğim rakamlar demir eksikliği anemisi. Evet. Ve bununla birlikte işte yine Akdeniz anemisi de ülkemizde sık görülen bir anemi çeşidi. Bu rakamlar Dünya Sağlık Örgütü mü yoksa Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün rakamları Türkiye mı? Türkiye ile ilgili verdiğim rakamlar Türkiye İstatistik evet. Enstitüsü'nden veya Halk Sağlığı evet. Birimlerinden elde ettiğimiz rakamlar. Diğer uluslararası verdiğim rakamlar da Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan rakamlar. Çok ciddi rakamlar evet. Bahsediyorsunuz Şükrü Bey. Bu konuda büyük bir açık var. Peki bugüne kadar yazılım tabanlı bir test yokken evet. Bu işler yıllardan beri konvensiyonel dediniz, manuel yapılıyor. Laboratuvar ortamlarında yapılan testlerde. Evet. Bu sizin ürününüz
Ben de oradan Ferdun Bey ürüne girdim ama tam da bu pandemi döneminde çok kullanılan bir ürün bildiğim kadarıyla kan testleri. Ülkemiz ekonomisine tasarruf olarak nasıl bir katkı sağlayacak? Nasıl bir öngörünüz var bu konuyla ilgili? Şöyle, biraz önce bahsettiğimiz gibi yani test manuel yapılıyor. Evet. Ve burada uzman hekime bağlı olarak yapılıyor. İnsan odaklı yani. İnsan odaklı evet. Yapılıyor. Hani farklı da bir test olduğu için dilerseniz ben çok kısa manuel lütfen. Nasıl yapılıyor onu bir iki dakika özetleyeyim. Hı-hı. Daha somut bir şekilde kafamızda canlanması için. Bir ön hazırlık süreci var. Yani evet. Testin amacı şu, mikroskop altında hücrelerdeki şekilsel, biçimsel bozukluklarının tespiti. Tamam. Yani örneğin yuvarlak şekilde olması gereken bir hücre, eğer silindir şeklini aldıysa mikroskop altında baktığımızda bu bir hastalığı bize gösteriyor. Aslında bir anormalliği gösteriyor. Hmm. Testin genel amacı bu. Ama ve iki kısımdan oluşuyor. Mikroskop altında görüntülenemeden önce öncelikle hastanın alınan kan bir lama damlatılıyor. Hmm. Özel bir işlemle lamın üzerinde yayılıyor ve çok hassas bir işlem bu. Yapan kişinin tamamen insan eliyle yapılıyor. İnsan eliyle yapılıyor. Orada elinin titremesi, iki tane lamp kullanıyor. Diğer lamın işte açısı, hızı, evet. Oradaki uyguladığı basınç, bunların hepsi aslında bu yaymanın kalitesini etkiliyor. Ve sonrasında özel kimyasal boyalarla bu hücreler boyanıyor. Yani mikroskopta görünebilir, sabit bir hale gelebilmesi için. Buna ön hazırlık süreci diyoruz biz. Evet. Ön hazırlık süreci de gerçekten kişiye bağlı, kişinin tecrübesine bağlı, laboratuvardaki çalışan kişilerin, sorumluların tecrübesine bağlı bir şekilde yürüyor. Ama maalesef burada bir standart yok. Hmm. Yani tamamen kişinin... Normal yani normal. Çünkü evet. Bireyler yapacak bu işi. Bireyler yapacak. Ve birçok sağlık biriminde de özellikle hani büyük üniversite hastaneleri ve büyük ölçekli hastanelerin dışında laboratuvarlarda bu ön hazırlık süreçlerinde yapılamadığını görüyoruz. Evet. İncelediğimiz zaman. Bu ilk aşama bittikten sonra hematologlar yani kan hastalıkları ile ilgili uzman hekimlerimiz mikroskop altında hücreleri inceleyerek bu şekil bozukluklarını tespit ediyorlar. Normalde süreç bu şekilde işliyor. Hmm. Ön hazırlık süreci de zahmetli. Standartizesi zor ve sonrasında mikroskop altında incelenmesi de 100 tane farklı alana bakıyor hekimlerimiz. 100 tane mikroskop altında ayrı alan tarayıp bu testi gerçekleştiriyorlar. O da zahmetli bir şey. Hekim bağlı yani özellikle hematologlarımızın iş yükünü de düşündüğümüz zaman onlar için de çok vakit alan, zor, meşakkatli bir iş. Ve onların olmadığı yerlerde genelde bu test gerçekleştirilemiyor. Hmm. Yani en büyük gördüğümüz sıkıntılardan biri bu. Ve testin gerçekleştirilebildiği yerlerde bile hematolog hocalarımız diyor ki ne olur bize doğru hasta gelsin. Yani bizim iş yükümüz fazla. Evet. Periferden yani ikinci basamak veya daha küçük basamak hastanelerden bize hasta geleceği zaman ne olur doğru hasta gelsin ki biz orada hani vakit kaybı olmasın, hastaya da zor olmasın. Bir daha sektir, ilaçtır, tekrarlanan maliyetlerdir, işlemlerdir, diğer testlerdir vesaire. Bize doğru hasta gelsin. Şimdi mesela bu laboratuvardaki o test zaman olarak kaç saat sürüyor manuelde? Şöyle 100 yani, ayrı konuya bakıyor dediniz hekim. Tabii 100 ayrı alana bakıyor. Evet. Yani bu tabii ki hekimin hızıyla da ilgili oluyor. Normalini... Ama yani 15-20 dakikalık bir süreçten bahsediyoruz biz burada. Hı hı. Ve sonunda da kağıt üzerine alınan notlardan bahsediyoruz. Görüntüler kaydedilemiyor çünkü mikroskopta bakıyoruz. Hani sonrasında hastaya tekrar acaba gelişimi nasıl oldu, önceki yaymaları nasıldı diye bakmak istediğimizde maalesef bunu da arşivleyemiyoruz. Şu andaki manuel sistemde. Bu çok önemli bir konu. Evet. Ve tekrar bir test yapılacağı zaman hadi hasta tekrar kan verecek, tekrar o numunenin hazırlanması insan tabii ki, eliyle. Tabii ki ve hani önceki datalara da erişemiyoruz. Hastalığın seyrini de göremiyoruz. Evet. Bunlar kaydedilemediği için. Hmm. Bizim sunduğumuz çözüm önerisinde de kan tüpünün cihaza yerleştirilmesinden, mikrolitre hassasiyetinde kan damlasının, çünkü orada aldığınız kan damlasının miktarı bile bu test için evet. Çok kritik. Lamın üzerine çok böyle hassas bir şekilde yayılması, onun işte farklı sıvılara daldırılıp boyanması, mikroskop altında görüntülerin, hücre görüntülerinin alınması ve bunların da yaklaşık 100-150 bin hücreyle beslediğimiz, sistemi eğittiğimiz yapay zeka teknolojisiyle değerlendirip anormal hücrelerin tespitini otomatik sağlıyoruz. Yani burada sadece kan alımını insan yapıyor evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Ondan sonra iş uçtan uca tamamen dijital tabanlı evet. Yapay zeka ile
sonuçlandırılıyor. Evet. Ayrıca da bunu arşivliyorsunuz. Aynı anda görüntüleri alınabiliyor, saklanabiliyor. Çok hızlı bir şekilde. Çok değerli bir şey aslında. Kesinlikle öyle. Yani arşiv bir kere çok değerli. Bunların otomatik yapılması çok değerli. Ve hekimlerimizin önüne bu görüntüleri biz sunuyoruz. Hekimlerimiz o hücreleri tekrar inceleyebilirler. Kendileri de tekrar değerlendirebilirler. Ya mesela bu laboratuvarların olmadığı küçük yerlerdeki testleri bile hekim Ankara'dan, İstanbul'dan ya da New York'taki hastaneden dijital olarak sizin portala bağlanıp inceleyebiliyor. Evet, inceleyebilir. Yani dijital olarak bunları arşivleniyor ve görüntülenebiliyor. Ve oradan da teşhiste koyabiliyorlar. Evet. Ve hani hücreler zaten sınıflandırılmış bir şekilde hekimlerimizin önüne gidiyor. Hı-hı. Bizim yapay zeka altyapımızla. İsterse hekim, yani orada farklı bir şey düşünüyorsa bizim hani A denen, yapay zekanın A dediği hücreyi, isterse B de diyebiliyor. Biz bunları hemen kendimizi beslemek ve iyileştirmek için de sistemin doğruluk oranlarını yukarı çıkarabilmek için de tekrar değerlendiriyoruz. Bu yaşayan bir süreç. Yapay zekanın güzelliği bu. Bu cihaz öğreniyor da. Öğreniyor olduğu sürece bunu öğrenmeye devam edecek ve doğruluğunu arttırmaya devam edecek. Ben bir şeyi sormak istiyorum. Özür dilerim. Bir şey daha sorduktan sonra sözü size vereceğim Erdoğan Beyciğim. Burada şimdi manuel işlemden tamamen yapay zeka ürününe geçiyoruz. Bu bize ne sağlıyor? İnanılmaz bir maliyet avantajı. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Zaman en değerli şey. Evet. Ama en önemlisi de insan sağlığıyla ilgili, hata oranlarıyla ilgili bir şey soracağım burada. Manueldeki hata payıyla böyle bir istatistik var mı merak ediyorum. Manuel yapılan testlerdeki hata oranı, hata payıyla yapay zeka tabanlıdaki hata oranı nedir? Böyle bir istatistik var mı elinizde? Şöyle, yani bunu çok ciddi bir şekilde tutulmuş, hani istatistik kurumundan veya public bir şekilde elde edebileceğimiz bir manuel karşılaştırma datası yok. Ancak biz hekimlerimizin, birkaç tane farklı hekimin ortak karar kıldığı ve ortak bu hücredir dediği kısımları kesişimlerini alarak yapay zekayı destekliyoruz ki olabildiğince doğru alanda biz kalalım ve şu anda hani %98'ler seviyesinde çok farklı hücreler var. Çünkü 30'a yakın farklı hücreyi biz burada inceliyoruz. Ortalamamız %98'ler civarında. %99.9 olanlar da var. Çok sık görülüyorsa bir hücre, çok fazla bulabiliyorsanız onda başarı oranınız daha yüksek. Tabii bir işte Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 2 yıldır bizim saha testleri devam ediyor. Sahada pilot uygulama var orada. Uygulama devam ediyor. Ve biz orada sürekli bu dataları tekrar toparlayıp hocalarımızla sınıflandırıp yapay zekayı geliştirmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Ve bu süreç içerisinde de biz yine kalite anlamında da CE belgemizi de aldık. Şu anda ürün kaydı da tıbbi cihaz. Onu birazdan gelelim. Evet. Ferdun Bey buyurun. Aslında ben de tam sizin soracağınız soruyu soracaktım. Hekimlerin şeyiyle değerlendirmeleriyle sizin projenizdeki yapay zekanın değerlendirmesi arasındaki farkı soracaktım. Böyle bir analiz çalışmanız var mı diye. Teşekkür ederim. Ona yanıt verdiniz. Şimdi tebrik ederim öncelikle. Bir endüstri mühendisi tıp alanında yapay zekayı kullanarak aslında birçok hekimin de kanayan yarasına bir şey yapmışsınız. Evet. Çözüm üretmişsiniz. Bu çözümü üretirken TÜBİTAK ya da COSGAP gibi devlet desteklerinden faydalandınız mı? Evet, TÜBİTAK desteklerinden faydalandık. Ve gerçekten de girişimler için çok kritik destekler bunlar. Hem cesaretlendirme hem de mali açıdan onların belli bir süre ARGE imkanı sağlayacak en azından bir prototip ve sonrasında ürün haline gelişebilmesi için birçok TÜBİTAK desteği var. Evet. Biz bunların ikisinden yararlandık. Hala da bir tanesinin süreci devam ediyor. Hemen arkasından şeyi soracağım. Teknokentlerimizin bir kanayan yarası aslında bu. Firmalarımızın kanayan yarası. Firmalar devletten desteği alıyorlar. TÜBİTAK olsun, COSGAP olsun, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi vesaire vesaire. Bu takip edilemediği için ürünler bir türlü ortaya çıkmıyor. Ortaya çıksa da bunun pazarlanması aşamasında birçok sorun yaşıyorlar. Ticarileşmeyle ilgili birçok sorun yaşıyorlar. Devlet yerli malı alım konusunda birçok yönetmelik yayınladı. Yerli malı kullanacağım. Yerli malına şöyle %15 gibi yanılmıyorsam bir avantaj, pozitif ayrımcılık yapacağım falan diye birçok destek yayınladı. Sizin ürününüzün ticarileşme aşamasında yaşadığınız zorluklar var mı? Ya da ticarileşme hangi aşamada? Evet. Şimdi tıbbi cihazları özelinde düşündüğümüz zaman bir kere yüksek bir teknoloji üretmeye çalışıyorsunuz. Bunun vermiş olduğu argesel riskler var. Gerçekten başarılı olacak mısınız, olmayacak mısınız? Evet. Bu ciddi bir soru işareti ve burada da oranlar düşük. Eğer cihaz ortaya çıktıktan sonra, ürün ortaya çıktıktan sonra ikinci bir zor kısım, işte
belgelendirme süreçleri. O da bittikten sonra ve en önemlisi aslında projenizi proje yapan, şirketinizi şirket yapan bunu satışa çevirebilmek. Evet. En önemli kısım bu. Yani bir startup'ı artık şirketleştirme aşamasına getiren bu satış olayı. Ve ya benim şahsi kanaatim Türkiye'de ve dünyada en önemli ve stratejik iki sektör var. Savunma ve sanayi. Sağlık. Sağlık. Özür diliyorum. Sağlık. Ve bunlarda gerçekten devlet destekleri önemli. Yani biz yaptıktan sonra bunu sahada yani hastanelerde kullanılması için verilen destekler en az önceki destekler kadar değerli. Bunu mutlaka sahada kullanılması lazım. Evet, biz bunu pandemi döneminde çok yaşadık hep beraber. Ülkeler birbirlerinin maskelerine el koydu. İşte solunum cihazı bulamadılar. Evet. İlginç şeyler yaşandı. Ve sağlık sektörünün, medikal sektörünün gerçekten stratejik bir sektör olduğunu aslında ülkeler damdan düşünce anladı. Kesinlikle. Pandemiyle beraber anladılar. Bu nedenle sizin ürün aslında çok önemli bir ürün. Evet, evet. Ben tekrar yine kamu tarafından girmek istiyorum. Bu ürünün kullanıcısı genelde devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri evet. vesaire. Sonrasında da küçük laboratuvarlar. Ama baktığımızda kamu hastaneleri dışarıdan bir ürün aldıklarında bir şey koyuyorlar, vade koyuyorlar. 60 aya varabiliyordu bu vade şeyleri. Ödeme vadeleri 60 aylara varıyordu ama en son alınan kararla 24 aya kadar düşürdüler. Bu sizin gibi startup'tan şirketleşmiş bir firma için ne ifade ediyor? Sizi zorlar mı böyle bir şey? Girer misiniz devlet hastanesi ya da üniversite hastanelerine? Evet. Dediğiniz gibi ya startup'lar için en önemli şeylerden bir tanesi değil. En önemlisi belki de maddi kaynaklar. Evet. Çünkü hayatta kalmanız lazım. Evet. Çok açıkça söylüyorum. 10 kişilik bir Ar-Ge ekibinden bahsediyoruz. Ki orada da çok emeği geçen ve kurucu ortakların isimlerini de zikredeceğim ben. Çok zor bir süreç. Yani ben özel sektörde çalışıyordum. Ona göre hadi 5 yıldır belki de benim için 50 sene gibi geçti. Bunları kabul ettim. Büyük tecrübe. Çok büyük tecrübe, büyük evet. zorluklar. Ve her gün işte bir sonraki ay nasıl ayakta kalacaksınız bunun planını yapmakla geçiriyorsunuz. Dediğiniz gibi stratejik sektörler eğer kamu tarafından yeteri kadar desteklenmezse, yani bu TÜBİTAK destekleri dediğim gibi çok büyük destekler, yola çıkış anlamında ve geliştirme anlamında çok büyük destekler ama ürünlerimiz yarım kalmasın, projelerimiz yarım kalmasın. Belli bir aşamaya gelmiş projelerimiz mutlaka sahada yerlerini bulsun. Ve bu dediğim gibi önceden verilen kaynaklara göre yine benzer kaynaklara ayrılarak en azından pilot uygulamalar, startupların ömürlerini uzatacak, onları işte ticari tarafa, ürün tarafına geçirecek alım destekleri. Bunlar olmadığı sürece özellikle bu stratejik sektörlerde evet. gerçekten ayakta kalabilmek çok güç. Hı hı. Biz yurt dışında birçok şeyle görüştük. İsim vermiyorum ama büyük firmalarla görüştük. Onlar da bununla ilgileniyorlar. Benzer Ar-Ge çalışmalarını yapıyorlar. İşte İsviçre'de en son görüşmemiz de bizim. Yani bu işte ülkenizde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Genelde bunlar sorgulanıyor. Tabii. Önce kendi ülkenizde kullanıyor musunuz? Stratejik sektör ve evet. stratejik ürünler bunlar. O yüzden biz bunu çok önemsiyoruz ve buna ihtiyaç duyuyoruz. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Evet, aslında burada startup ya da yerli ürünlerle ilgili genel anlamda şöyle bir şeyimiz var. Teşvik, tamam. Emekleme döneminde teşvik önemli. Ve fakat sizin gibi firmalara sorduğumuzda aslında siz o teşvikten sonra ya kardeşim bize destek olmak istiyorsanız ürünümüzü alın. Evet. Değil mi? Ben bir kamu ihalesine gittiğimde veya özel hastaneye gittiğimde ya bu bir yerli ürün ve katma değerli bir ürün. Ben bunu tercih edeyim. Yabancı büyük firmaların ürünlerini tercih etmeyeyim aşamasına gelmemiz lazım. Ve fakat bir türlü oradaki karar vericiler de bazı riskleri alamıyorlar anladığım kadarıyla. Ya diyor işte X yabancı marka işte rüşvetini ispatlamış. Sizinki aslında öyle bir şey de değil. İlk kez yani dünyada da bildiğim kadarıyla bu tarz bir ürün yok. Bir tane muadili var. Evet. Onun dışında yani şu anda işte Ar-Ge çalışmaları olan şirketler var. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bizim aslında yarıştığımız şirketler şu anda 50-60 senelik dünyanın dev şirketleri. Evet. Şimdi biz aslında onlarla aynı potada, aynı pazarda yaşamaya çalışıyoruz. Bu biraz önce bahsettiğiniz destekler o anlamda çok kritik. Yani bizi ayakta tutacak. Hayatta tutacak ve onlarla rekabet edebilir bir hale getirilmesi için mutlaka bunlara ihtiyaç var. O endişeleri anlıyorum.
Yani sonuçta 50 yıldır 60 yıldır bu sektörün içinde olan ve çok ciddi bilgi birikimi olan artık devasa şirketler, evet, teknik servisiyle vesairesiyle tamamen ticari gözle baktığınızda veya risk boyutunda baktığınızda tabii ki hani dünyada bir markalar fiyatları çok uçuk bu arada onların, tabii, da öyle, tabii, bir dezavantajı var tabii ki. Bunun karşılığında da çok ciddi. Araya gireceğim. Onlar da 50-60 sene önce sizin bu geçtiğiniz merhalelerden geçtiler. Onlar da bu devletlerine, ülkelerinde bu ürünleri sattıklarında bu hataları, kesinlikle, işte servisi de yoktu. Ama dünya markası, dünya çıkarttılar. Markası, çok doğru söylüyorsunuz. Dünya markası olabilmek için işte bu aşamalardan geçmek gerekiyor. Mesela doğru, çok güzel önümüzde bir savunma sanayi örneği var. Şimdi gurur duyduğunuz birçok örnek var savunma sanayiyle. Tabii, tabii. Ama çıkış noktasına bakıyorsunuz belki de 30 senelik bir mazi var. 30 senede yapılanlar var, teşvikler var, alımlar var vesaire. Artık bugünlere bu aşamaları geçtikten sonra gelebiliyor. Tabii. Neden aynısı sağlıklı olmasın? Neden biz bunu sağlıkta gerçekleştirilmeyelim? Yani risk olabilir. Çok açık söylüyorum. 5 firmadan, 10 firmadan diyelim böyle bir alım yapıldı. Bizim gibi işte ürünü geliştirmiş, kalitelerini, sürecini tamamlamış, testlerini tamamlamış. Zaten biz bütün bu güvenlik ve kalite şeyleri zaten sunuyoruz. Zaten C belgesi aldık diyorsunuz. Evet, zaten kalitelerini sunuyoruz. Zaten sahada test ediliyor. Danışman hekimlerimiz var. Bir taraftan akademik yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Bunlardan diyelim ki 10 tanesinden 3 tanesi gerçekten tuttu ve yürüdü. Ülkeye katma değerini düşünelim. Tabii, tabii. Yani şu anda onun üzerinde bizde mühendis arkadaş çalışıyor. Eminim ben bugün yurt dışından hepsine gelen teklif var. Hepsine gelen teklif var ve bu arkadaşlar burada olmasalar yurt dışında olacaklar. Zaten bir de bu bir temel test. Evet. Ülke güvenliği açısından, kesinlikle, da öyle. Data, vatandaşlarımızın kanlarının... Data çok önemli. Yani sonuçta, evet, bu datalar bizim ülkemizin dataları. Tabii. Neden işte bir yerli firma tarafından bunlar tutulmasın veya işte yine Sağlık Bakanlığı'nda veya işte hastanelerin kendi serverlarında tutulacak, doğru, ama bunun niye koordinasyonu ülke içinde kalmasın? İşte çok değerli hekimlerimiz var. İnanın yani hepsine böyle tek tek saygılarımı, şükranlarımı iletiyorum, evet, destek veren. Pandemi döneminin kahramanları. Kesinlikle öyle ve inanın maddi beklentileri yok. Ya doğru, biz bunu Amerika'da yapmaya çalışsaydık insanlar şaşırıyor. Bu kadar bütçelerle siz bunları nasıl bu kadar kısa sürede yaptınız? Ya bir doktorun kapısını çalmanız, ondan ufak bir danışmanlık almanız bizim belki yıllık bütçemiz. Doğru. Ve doğru, burada gönüllü yapıyorlar bunları. Yani eşim sağ olsun ya, tabii bir onun da farklı doktor olduğu doktor için, olması için onun da bir şeyi var ama yani hekimlerimize de burada çok ciddi destekleri var. İmkanımız çok. Hastanelere kolay girebiliyoruz. Yani oralarda, evet, çok yardımcı oluyorlar ve bunu ciddi maddi külfetlere katlanmadan yapabiliyoruz. Şimdi niye rakibimiz dünyada bir tane bahsediyoruz, onlarca değil, yapay zekayı herkes biliyor. Ama data toplamak o kadar kolay değil, sahadan ve dijital bir data değil. Yani radyoloji alanında dijital data toplarsınız ama kan hastalıklarında bir dijital data toplamanız bu kadar kolay değil. Doğru söylüyorsunuz. Emek istiyor. Bizim bu kadar artımız varken, iş gücümüz var, inanılmaz bir mühendis, hekim kadromuz var. Bunlar bir araya geldiği zaman yani 2-3 senede çok büyük projeler yapabiliriz biz. Aslında bununla ilgili Ferdi Bey, bu TÜBİTAK'ın son çıkarttığı bir yönetmelik var galiba. Sipariş usulü. Sipariş abi, evet, evet. Kesinlikle çok güzel bir şey. Yani biz de onun üzerine çalışıyoruz zaten. Müthiş bir destek bence. Çünkü neden? Ürününüz var, evet, alıcı da var. Bu ikisini teşvik edip yerli Ar-Ge'yi yerli ürüne dönüştürmek. Yani yerli ticarileştirmeyi teşvik eden bir uygulama galiba, değil mi? Dönüştüren bir uygulama. Evet. Biz bunu müthiş önemsiyoruz. Ben şeyi soracaktım size. Siz yanıtını verdiniz. Bir muadil ürün var mı dünyada? Sizden daha önce mi yaptı? Daha sonra, evet, sizden daha sonra mı çıktı? Bir tane firma var dediniz ama anladığım kadarıyla sizden sonra çıktı firma. Şöyle, ürünü geliştirdi. Ürünü geliştirip saha inmesi bizden önce. Ama, hı-hı, biz fikir aşamasında bunu düşünürken sahada değillerdi. Hı-hı. Bu olumsuz gibi gözükebilir. İlk başta tabii bizde hani ya fikir vardı, keşke daha önceden yapabilseydik, imkanı olsaydı vesaire gibi. Ama şöyle bir güzelliği var. Bunu yaşayarak öğreniyoruz. Bir kere fiyat. Bir fiyat çıkıyor ve sizin fiyatınızın ne kadar avantajlı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü yeni bir ürün, sıfır bir ürün, olmayan bir ürün, fiyat biçmek çok zor. Doğru. Sizin istediğiniz rakamlar yüksek algılanabilir ama muadili 3 katı olunca o zaman anlaşılıyor sizin aslında ne kadar cost efektif bir ürün ortaya, evet, koyduğunuz. Evet. İkincisi, pazarda bilinirlik oluşmaya başlıyor. Bütün pazarlama maliyetlerini siz üstlenmek zorunda kalmıyorsunuz. Pazar, evet, bu ürünü, önemini ve değerini anlamaya başlıyor. Bir rekabet olacak. Hangi, evet, ülkeden çıktı bu ürün? İsveç'te bir bizim gibi bir startup. Yarı yarıya mı fiyatlar? Rekabet anlamında. Yani yarı yarıya, hatta üçte bir oranda diyebilirim. Bizim rekabet fiyatta avantajımız var. Çok güzel. Aslında ben bu soruyu neden sordum? Türkiye'de pek önemsenmese de bir fikri haklar konusu var biliyorsunuz. Patent, evet, süreci var, evet, bu tür ürünlerin.
Siz bu konuda gerekli patent çalışmalarını falan gerçekleştirdiniz mi? Çünkü bu bir şekilde gerçekleştirmediyseniz 3 gün sonra bu firma gelip bu kardeşim bu çalışmaları evet. ben patentledim ve sen bana bunun şeyini ödemek zorundasın, maliyetini ödemek zorundasın diye dava açabilir. Evet. Bu konudaki çalışmalarınız ne durumda? Yurt dışı patenti şirketin şeyin projenin bizde. Onun dışında yurt dışı ile ilgili de patent süreçleri devam ediyor. Şunu da ben vurgulamak istiyorum. Bütün hani şeffaflığıyla söylüyorum her şeyi. Patent süreçleri bile ciddi bir maliyet. Evet. Yani startuplar için yurt dışı patent dediğiniz 5 ila 10 bin dolar arası değişen rakamlardan tabii, bahsediyoruz. Her ülke için bir de. Her ayrı ülke ayrı. İçin tabii ki. Yani bunları 4 ile 5 ile çarptığınız zaman bunlar bile startuplar için ciddi bir külfet. Tabii biz eldeki imkanları en iyi nasıl kullanabiliriz? Da bakıp hani o şekilde bir patentleme süreci gerçekleştiriyoruz. Cihazın içerisinde de birkaç farklı alanda yeni yeni patentler çıkıyor. Patent fikirleri çıkıyor. Örneğin bir barkodlama ile ilgili çok farklı bir yöntemimiz var bizim. Standart barkodlama yöntemlerinden. İşte görüntü alma ile ilgili farklı şeyler çıkıyor. Sadece ürünün geneli değil. Parçalarda da aslında patentlenebilir farklı özellikler, sistemler çıkıyor. Yöntemler, kullandığınız yöntemler de patentlenebiliyor biliyorsunuz. Yöntemler de patentliyor musunuz? Evet. Ya dediğim gibi bütçesel imkanlar dahilinde bize en çok işte işimize yarayacak, bize ileride en çok fayda sağlayacakları önceliklendirerek istediğimiz gibi değil, tam olarak istediğimiz gibi değil ama dediğim gibi eldeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Feridun Bey, şimdi periferik yayma ile ilgili başka bir sorunuz var mı? Yok, benim bütün sorularım cevabını aldım. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkürler. 1512 almışsınız genç evet. girişimci desteği. Hemen arkasından sanayi ARGE projesi almışsınız. 1511 TÜBİTAK'ın büyük bütçeli bir projesi. Hatta ben çok da şaşırdım. Bunun arasında bir şey gerekiyordu. 1507 evet. süre var, değil mi? Evet, üniversite sanayi işbirliği projesi gerekiyordu. Gerçekten çok tebrik ederim. Çok da şaşırdım. Çünkü bu işin içinde hekimler olmazsa olmaz. Kesinlikle. Bir hekim desteği olmadan bir endüstri mühendisliği ODTÜ'den kesinlikle. Nasıl böyle bir işe kalkıştı diye de düşündüm. Çılgın Türk. Evet, gerçekten çılgın Türk. Pandemi süreci olmasaydı bu ürün sizce bu kadar çok şey yapar mıydı? Ses getirir miydi ortaya çıkartmış olduğunuz ürünü? Tabii ki çok zor bir süreç geçirdik. Evet. Tüm dünyada çok zor bir süreç geçirdik. Gerçekten sıkıntılı bir süreç ama sağlık alanına baktığımız zaman, ARGE tarafına baktığımız zaman aslında sağlık alanında yapılan ARGE'lerin, çalışmaların hem ilaç hem medikal anlamda ne kadar kritik olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yaşayarak görmüş olduk. Aynen. O yüzden yani pandemi öncesi ve sonrasına göre biz de çok ciddi bir şekilde etkilerini hissediyoruz. Yani çok fazla işte mail geliyor, işte işbirliği teklifi geliyor. Çok daha fazla dikkat çektiğini söyleyebilirim. Peki ben bu pandemi süreciyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Sizin galiba inovatif bir ürününüz daha var. Evet. Ondan biraz bahseder misiniz? Tabii ki bu Covid'de kullanılıyor galiba. Evet. Yani Covid olunca biz de tabii bütün şeylere bir düşünüp hani neler yapabiliriz bu evet. süreçte. Hani bu sürece biz nasıl katkı sağlayabiliriz? Hani hem ticaretten önce sürece nasıl katkımız olabilir düşünüp bir laringoskop çeşidi geliştirdik. Bu da işte hastaların entübe sırasında yani solunum cihazına bağlanmaları evet. sırasında bu işlemi hani kolaylaştıran ve hani gırtlaktaki o yolu açmaya sağlayan bir aparat diyelim, bir alet evet. diyelim. Biz bunu kamerayla bir cep telefonuna bağlanacak şekilde hem görüntülü bir şekilde o yolun açılması sırasında hani hekimlerimiz evet. faydalansın diye böyle bir ara cihaz üretmiş olduk. Bu şey pandemi süreciyle beraber anladığım kadarıyla bu ürün vardı. İnovatif bir şey eklediniz oraya. Evet. Daha önce herhalde böyle yanda solunum cihazlarındaki bir dijital ekran var. Evet. Hastanın yanında. Laringoskopu koyuyorlar. O ekrandan izliyorlardı. Siz buraya nasıl bir inovatif bir şey eklediniz? Şöyle yani maliyetler olabildiğince düşürmek gerekiyor bu tür evet. süreçlerde. Çünkü çok fazla ihtiyaç olacağı için. Biz birincisi hani kullanat versiyonlarını yaptık. Sonuçta çok bulaş riskinin yüksek olduğu bir süreç. Bir kullanat yaptık. İkincisi işte buna bir kamera ekleyip cep telefonundan hemen hızlıca bağlanılacak. Hem de maliyeti düşük olacak. Hani direkt cep telefonunu ekliyor buraya. Evet. Laringoskoptan bir kabloyla. Evet, evet, evet. Öyle büyük o devasa ekranlara falan ekranı, gerek kalmadı gerek artık. Gerek kalmadan direkt cep telefonu üzerinden görüntüleyebiliyoruz. Evet. Ben son bir şey daha soracağım size. TÜBİTAK'ın bu en son çıkartmış olduğu siparişe dayalı ARGE. Evet. Bunun çok güzel bir proje olduğundan da bahsettiniz. Çok güzel bir destek olduğundan da bahsettiniz.
Ben de geçenlerde inceleme imkanı buldum. Bu şeyi, proje çağrısını hakikaten çok da şaşırdım. Olması gereken aslında buydu. Yani firmalara %70, %75 oranında destek vermek yerine şeyini bul, müşterini bul, gel kardeşim birlikte bu işi ortaya çıkartın. Ürün ortaya çıktıktan sonra da ortada kalmasın. Yani bir cenaze gibi ortada kalmasın. Evet. Bunun alıcısı da karşısında olsun. Maliyetine hatta bir kısmına o katlansın. Evet. Siz bu siparişe dayalı Ar-Ge teşviğine müracaat edecek misiniz? Bu tarafta bir kendinize şey buldunuz mu? Özel sektörde iş ortağı buldunuz mu? Kesinlikle. Yani şu anda görüştüğümüz iki tane özel sektörde bu projeyi birlikte başvuracağımız bir hastane zincirleri var, öyle söyleyeyim. Kesinlikle başvuracağız. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok yerinde. Yani sektörün tam ihtiyacı olan, bence belli bir aşamaya gelmiş girişimler için tam ihtiyacı olan, çok önemli ve müthiş önemsediğimiz bir destek. Evet. Atan Bey, ben teşekkür ediyorum. Çok verimliydi. Size de çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun inşallah. Şükrü Bey, son olarak söylemek istediğiniz, sektöre iletmek istediğiniz bir konu var mı? İki tane kurucu ortağımız var. Hani hep ben konuşmuş gibi oldum. Aslında onları da temsil ediyorum bir taraftan. Bora Kırca ve İlkin Şahbazov. O da birisi mekanik, makine mühendisi arkadaşımız. Diğeri bilgisayar mühendisi arkadaşımız. Ekip olarak inanılmaz özverili çalışıyorlar. Yani dün bana gece saat 4'te bir mesaj geldi. Biz ofisten çıkıyoruz diye. Gece 4 olmuyor. Bunu yıllardır yapıyorlar. Yani müthiş bir enerji var. Evet. Bu değerlerimiz bizde kalsın. Gerçekten. Yani işte hekimlerimiz çok emek verdiler bize. Yani 100 küsür bin tane hücreyi sınıflandırmadan bahsediyoruz. Çok zor bir iş. Gerçekten çok zor. Çok teknik bir iş. Bize inanılmaz destek oldular. Umarız bütün bu yapılanların sonucunda hak eden yerde kalırız ve yurt dışına açılırız, global bir marka oluruz. En büyük isteğimiz o. Mutlaka ülkemizde yurt dışında temsil edebilmek. Bir unicorn olalım diyorsunuz. Neden olmasın? Neden çıkmasın unicornlar Türkiye'de? Evet, kesinlikle. Evet. Çünkü benim bildiğim kadarıyla yani Türkiye'deki medikal sektörünün değeri, pazar büyüklüğü bildiğim kadarıyla 5 milyar dolar sadece Türkiye'de. Ama dünya geneline baktığınızda dehşet bir pazar. Bu da bir temel test bildiğim kadarıyla hematoloji alanında. Ve çok büyük maliyetler. Kesinlikle. Hem ülkemiz açısından hem insanlık açısından. 200 milyon sıtma hastasında bir kere bu test en az bir kez kullanılıyor. Bunların hepsi bir maliyet. Aslında siz çok güzel şeyler başarmışsınız. Özellikle manuel, konvansiyonel yapılan ve hassas bir konuda yazılımı, teknolojiyi devreye alarak yapay zekayla yeni bir ürün ortaya çıkartmışsınız. Hakikaten ben de sizlere çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. ICT Medya grubu adına. İnşallah ileride bir unicorn CEO'su olarak bir röportaj daha yaparız. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ya eskiden hani bir araba örneği vereceksek, işte 100 kilometre hızla gidiyorsak 2 yıl önce, şu anda biz bunu işte 200-300'e çıkarttık. Çünkü bilgi birikim oluyor. Ekipteki insanlar da inanılmaz donanımlı hale geliyor ve özel bir alan. Yani bu alanda çalışan mühendis de çok fazla yok. Tabii, bir taraftan tabii. da bu alanda mühendisler yetişmiş oluyor. Medikal alanda mühendisler yetişmiş oluyor. Ve şu anda buna benzer 2-3 tane Ar-Ge projesinin de startını vermiş durumdayız. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. Ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Bugün Ostim Teknokent'te faaliyet gösteren Elegant Teknoloji'nin sahibi, CEO'su Çılgın Türk Şükrü Özsürekçi'yi programımıza konuk ettik. Gerçekten çok değişik bir ürün ortaya çıkartmışlar ve ülkemizin, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir ürün. Çok teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.